Merhaba arkadaşlar. Sosyal Antropoloji dizimizin 3. programında sizlerleyiz. Bu programda sosyal antropolojiyi kuram ve yöntem açısından ele alacağız. Antropoloji değişik toplum ve kültürleri tanımayı ve tanıtmayı amaçlayan bir disiplindir. Bu amacı gerçekleştirme yolunda bir sosyal bilim metodolojisi olarak etnografi ya da etnografya kullanılır etnografi, antropoloji disiplini altında 19. yüzyılın ortalarından itibaren gelişmeye başlamıştır. Peki etnografi nedir? Hangi tekniklerin kullanımını gerektirir? Sağ notlarının yazımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Ne gibi etik sorunlarla karşılaşılabilir? İşte bu programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince antropolojik araştırmada farklı yöntem ve teknikler, etnografik sağ notlarının yazımı, etnografik araştırma ve etik sorunlar, antropolojik kuramlar konularını ele alacağız. İlk olarak antropolojik araştırmada farklı yöntem ve teknikler üzerinde duralım. Antropoloji disiplini içinde etnografi genellikle hem bir toplumsal grubun davranışlarının dolaysız biçimde gözlenmesini hem de buna bağlı olarak yazılı bir betimleme üretimini ifade etmek için kullanılan özel bir terimdir. Bazen alan çalışması olarak da adlandırılan etnografi terimi en yaygın şekilde sosyal antropolojinin araştırma teknikleriyle birlikte anılır. Etnografi bir insan grubunu ya da bir grubun kültürünü anlama ve betimleme için gösterilen bilimsel çabaların bütünü olarak niteliksel çalışmaya dayalı bir çabadır. Bu çaba araştırılan grup ya da kültürün bütününü kültürün mensuplarının gözünden görüp onların kültür kodlarıyla açarak anlamayı içerir. Bir grubu anlamanın anahtarı ise o grubun kullandığı iletişim kodlarıdır. Kültür ve iletişim arasındaki temel bağlantı da bu noktadadır. İnsan iletişiminde kullanılan kodlar kültürel kodlardır. Bu nedenle etnograf, dünyayı araştırılan kişinin gözünden bakarak anlamlandırabilmek için onun kültürel kodlarını öğrenmek ve çözmek durumundadır. Bu nedenle etnografik araştırma belirli bir veri toplama yöntemiyle kısıtlanmaz. Etnografik araştırma görüşmeler, katılımcı gözlem ve belge analizi gibi birçok farklı veri toplama yöntemini kapsar. Farklı veri toplama yöntemlerinin kullanılması, verilerin zenginleşerek çeşitlenmesine ve farklı bakış açılarının oluşmasına katkıda bulunur. Bu anlamda etnografi, niteliksel araştırmalarda kullanılan bütün teknikleri içeren yöntemsel bir çerçeve olarak da düşünülebilir. Gelin şimdi etnografik araştırmalarda kullanılan veri toplama yöntemlerine yakından bakalım. Önce katılımcı gözlem ve türlerini ele alalım. Sonrasında görüşmelere değinelim. Katılımcı gözlem, inceleme alanında insanlarla kendi doğal çevrelerinde kurulan, yoğun ilişkiyle yakın ve özel bir samimiyet yaratmaya amaçlayan önemli bir araştırma stratejisidir. Katılımcı gözlem, araştırmanın geleceği için önemli olan ilişkileri belirlemede ve değerlendirmede kullanılır. Katılımcı gözlem sayesinde görgü kuralları, siyasi örgütlenme, liderlik, sosyal rekabet ve işbirliği konularında detaylı bilgi edinmek mümkündür. Sosyoekonomik statü, hiyerarşi, iktidar ve güç ilişkileri gibi kolayca ele alınmayan veya tartışmanın yasak olduğu konular hakkında kültürel kalıpları ve yaklaşımları gösterir. Katılımcı gözlem, açık katılımcı gözlem veya örtük gözlem şeklinde gerçekleşebilir. Açık katılımcı gözlem, inceleme konusu olan kişilerle bir anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilir. Burada araştırmacı, inceleme konusu olan kişilere bunun bir sosyal bilim araştırması olduğunu açıkça belirtir ve araştırmanın yapılabilmesi için izin vermelerini ister. Örtük gözlemse, incelenmekte olan toplumsal birimin açıkça farkında olmadan ve onu onaylayan bir tutuma sahip olmadan yerine getirilen bir katılımcı gözlem türüdür. Araştırmanın yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılan örtük gözlem ciddi etik problemler çıkarır. Katılımcı gözlemin mümkün olmadığı durumlarda katılımcı olmayan gözlem kullanılır. Katılımcı olmayan gözlem araştırmacının incelemeye konu olanları izlediği, bilgiler edindiği ama incelenen durumun içinde aktif olarak yer almadığı bir tekniktir. Katılımcı olmayan gözlem, araştırmacının incelenmek istenen gruba katılmalarının zor olduğu durumlarda daha çok başvurulan bir gözlem biçimidir. Örnek olarak suç ve uyuşturucu çeteleri gibi riskli gruplarla yapılan çalışmalar verilebilir. Evet, katılımcı gözlem konusunda genel olarak bir bilgi sahibi olduk. Daha önce de belirttiğimiz gibi sırada mülakat var. Etnografik araştırmada mülakat çeşitli nedenlerle tercih edilen bir tekniktir. Etnografik mülakatın tercih edilme nedenleri, insan deneyiminin karmaşıklığını ve dinamizmini yakalamak, insanların kendi tecrübelerini nasıl yorumladıklarını bizzat onlardan duyma arzusu ve araştırmacı katılımcılarla yakın ve kişisel ilişki kurabilme olanağı sunmasıdır. Etnografik mülakat doğal ve samimi bir ortamda yapılmalıdır. Katılımcılarla etik bir ilişki geliştirerek onları dikkatli ve saygılı bir şekilde dinlemek gerekir. Ayrıca araştırmacının mülakat süreci boyunca anlamın birlikte yapılandırılmasındaki rolü hakkında bir öz farkındalığa sahip olması gereklidir. Etnografik mülakat ve katılımcı gözlemle ilgili daha ayrıntılı bilgiyi ders kitaplarınızda bulabilirsiniz. Bu kısa hatırlatmadan sonra sıradaki konu olan etnografik sağ notlarının yazımı konusuna değinelim. Saha ya da alan notları, araştırmacının belirli bir zaman diliminde belli bir mekandaki insanlarla kurulan ilişkilerden yola çıkılarak oluşturulur. Saha notları edinilen deneyimlerden, birlikte oluşturulan anlam dünyasından, düşüncelerden ve bunların betimlenmesinden oluşan çok katmanlı bir metindir. Dolayısıyla saha notları araştırmacının düşünceleriyle alandaki insanların görüşlerinin harmanlandığı analitik bir bakışı da içerir. Bu nedenle saha çalışmaları yapan araştırmacılar, araştırmalarına başlamadan önce farklı fikir ve not alma tekniklerine aşina olmalıdır. Özel bir takım not alma stratejileri, kişisel not alma yöntemleri kullanmak gerekir. Böylece saha notları oluştururken saha notlarındaki derinlik ve genişlik yaratılabilir. Olayların geçtiği sahneleri yazılmış olarak tasarlamak araştırmacıyı daha iyi bir gözlemci yapabilir. Etnograf alan notlarından bir metin oluştururken yereldeki insanların seslerini duyuran alıntılara yer verir. Fakat bu alıntıları kendisinin kontrol edip yönettiğinin farkındadır. Etnograf, yerelin seslerinin kendine has biçimlerde konuşabildiği bir araç sağlamalıdır. Aynı zamanda okuyucuların ve bilim camiasının konularını, kaygılarını ve teoriyi ele alan bir şekilde onların dilinde konuşmalıdır. Sonuç olarak etnografik anan notları hem yereldeki seslerin duyulmasına aracılık etmelidir, hem de bunu analitik ve bilimsel bir dile tercüme edecek şekilde aktarabilmelidir. Etnografik sağ notlarının yazımı ile ilgili temel bilgileri edindik. Gelin şimdi de etnografik araştırma ve etik sorunlar üzerinde duralım. Etnografik araştırma yöntemi sahada araştırmacı ve katılımcılar arasında yoğun, uzun süreli ve yakın bir ilişkili gerektirir. Tam da araştırmacının katılımcılarla bu kadar yakın ve yoğun bir ilişki içinde olması bu ilişkilerden kaynaklanacak bazı etik sorunları ortaya çıkarabilir. Bu nedenle etnografik bir araştırmada etik kodlar ve yol haritası oldukça önemlidir. Ama etnografik bir araştırma uzun vadeli, yoğun ve yakın bir araştırma pratiği gerektirir. Böyle bir çalışmada belirleyici ve değişmeyen etik kurallar koymak pek de kolay olmayabilir. Ama yine de etnografik bir araştırma yapılırken dikkat edilmesi gereken temel etik ilkeler, araştırmaya katılan tüm katılımcıların özelliğini, refahını, güvenliğini ve saygınlığını korumaktır. Araştırmacılar mümkün olduğunca objektif olmalı ve etnosentrik olmaktan kaçınmalıdır. Araştırmacıların katılımcıları herhangi bir şekilde aldatma, bilerek yanlış beyanda bulunma veya suistimal etme gibi fiilleri etik açıdan kabul edilemez eylemlerdir. Aynı zamanda bir araştırma başkalarının bilimsel araştırmalarını da engellememelidir. Etik ilkeler gereği katılımcıları araştırma için gerekçeler sunulurken katılımcılar iyi bilgilendirmeli, adil ve şeffaf olmalıdır. Araştırmacılar etik açılardan katılımcılara araştırmayı kim yapıyor, ne için yapıyor ve nasıl yapıyor sorularına doyurucu yanıtlar vermelidir. Araştırmanın amaçları ve kapsamı katılımcılara anlatılırken mümkün olduğunca objektif ve şeffaf olmalı, kurumsal ve mesleki önyargılardan ve her türlü çıkardan bağımsız olmalıdır. Tüm araştırmalarda katılımcıların gönüllülüğü esastır ve araştırmacılar katılımcılar her aşamada dürüst ve açık olmalıdır. Bu açıdan katılımcılar araştırmaya katılmaktan her aşamada geri çekilme hakkına sahip olmalıdır. Aydınlatılmış onam, araştırmacının araştırmaya başlamadan önce araştırmanın hedeflerini, yöntemini, içeriğini, muhtemel etkilerini ve sonuçlarını açıklayarak katılımcıların rızasını aldığı yazılı belgedir. Ayrıca yazılı belge olmadan sözlü onam alındığı durumlar da söz konusudur. Bir deneyin kendisiyle ilgili bilgi aktarmasına rıza gösterip göstermeme hakkı vardır. Bu hak, araştırma sonuçlarının insanların onay verdiği bir anlaşma olmadan kamuya açıklanamamasını sağlar. Etnografik araştırmada etik sorunlara da değindiğimize göre son olarak antropolojik kuramlara değinelim. Antropolojik araştırmalar metodolojik perspektiflerini farklı felsefi geleneklerden ve teorilerden beslenerek çeşitlendirmişlerdir. Her bir antropolojik kuram araştırmalarını kendine özgü kavram ve açıklama çerçevesiyle gerçekleştirir. Antropolojide çok güçlü gelenek yaratmış olan kuramları yapısalcı antropoloji, yapısal işlevci antropoloji, eleştirel antropoloji, dijital antropoloji, yorumlayıcı antropoloji, feminist antropoloji, ekolojik antropoloji, otoetnografik yaklaşım şeklinde sıralamak mümkündür. Bu kuramların çıkış noktaları, inceleme alanları ve temel yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak, antropolojiyi anlama noktasında faydalıdır. Zaman kısıtı nedeniyle burada derinlemesine ele alamadığımız bu kuramlar hakkında detaylı bilgiyi ders kitaplarınızda bulmanız mümkün. Bu kısa hatırlatma sonrasında özetle söylemek gerekirse, bu programda antropolojik araştırmada farklı yöntem ve teknikler, etnografik sağ notlarının yazımı, etnografik araştırma ve etik sorunlar, Antropolojik kuramlar konularını ele aldık. Böylece sosyal antropoloji dizimizde 3. programın sonuna geldik. Gelecek programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.